Numaralanmış cümlelerin hangisinde meddah hikayeleriyle ilgili yanlış bir bilgi vardır? Meddah hikayeleri gerçek halk hikayeleridir. Doğru arkadaşlar. Meddah gezdiği yerlerde edindiği hikayeleri anlatır bize. Bunlarda doğaüstü varlıklar, kahramanlar, olağanüstü olaylar yok. Evet yok. Toplumda her gün tanığı olduğumuz insanların ve olayların üstüne kurulurlar. Doğru. Jest ve mimiklerle, yüz, ses ve ağız taklitleriyle anlatır. Biliyorsunuz hatta meddahın mendili vardır. Ses taklit yapmak için mendilini kullanır ağzına götürür. Dil günlük yaşamdaki konuşma dilinden uzak süslü söyleyişe sahiptir. Hayır tabii ki halka hitap ettiği için halkın anladığı gayet günlük konuşma dili vardır. Bu yüzden cevabımız Edirne şıkkı. Karagöz oyunuyla ilgili bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Geleneksel Türk tiyatrosuna özgü bir sahne oyunu, hayal oyunu adı verilen Karagöz'dür. Doğru arkadaşlar. Karagöz, karanlık bir yerde gerisinden aydınlatılmış beyaz bir perdede tasvirlerle oynatılır. Doğru. Perde yansımış haldir biliyorsunuz. Değişik şive ve stres taklitlerinin yer aldığı oyunda başlıca tipler Karagöz ve Hacivat'tır. Bu da doğru. Karagöz oyunu mukaddime... Giriş, muhavere, söyleşme, fasıl ve bitiş olmak üzere 4 bölümden oluşur, doğru. Oyunun adını veren, asıl konunun ele alındığı bölüm muhavere bölümüdür diyor arkadaşlar. Muhavere bölümünün aslında asıl oyunla bir alakası yok arkadaşlar. Hacivat ve Karagöz arasındaki bir diyaloğa dayanır. Asıl oyun ise fasılda olur. Fasıl bölümünde olur. Dolayısıyla burada bir bilgi yanlışı var. Cevabımız Edirne şıkkı. Bu parçada sözü edilen bu oyun aşağıdakilerden hangisidir? Bu oyun malum meydan oyunudur. Yeni Dünya adı verilen bir çeşit paravan bu oyunun dekorunu oluşturur. Eşya olarak da iki sandalyeden ibarettir. Zurna, çift nara gibi çalgıların eşlik ettiği oyun doğaçlama oynanır ve oluştuğu dönemin sosyal yaşamından izler taşır. Aynı zamanda arkadaşlar Hacivat ve Karagöz oyununun meydana yani sahneye inmiş halidir. Nedir bu? Orta oyunu biliyorsunuz ki e, i̇ki önemli baş kişisi kimdir? Pişekar ve kavukludur. Dolayısıyla kara göze Kukla, Kuklan, meddah, köy seyirlik değil. Cevabımız C şıkkı olur. Bir toplulukta birlikte izlediğimiz bir oyundaki yukarıdaki sözleri duyuyorsanız aşağıdaki oyunlardan hangisi başlamıştır? Hak dostum hak. Sühan Sazlı Gülistan'ın ezaket. Nihali Gonca'yı bağ zerafet. Söyledikçe sergüzeşti verir bezme letafet. Dinleyimdi de ben de acizden bir hoş hikayet. İdeyim meclise bir kısa beyan. Kıssadan hisse ala arif olan. İsim isime kisip kisibe semt semte benzer. Geçmiş zaman söylenir yalan gerçek. Vakit geçer diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda söyledikçe diyor dinle beni diyor. Ben hoş bir hikaye anlatayım. Hikaye anlatan kişi gezdiği, gördüğü yerlerdeki hikayeleri derleyen ve anlatan kişi meddah diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu meddahtan alınmış bir parçadır. Orta oyunu olamaz. Pişekar ve kavuklu. Köy seyirlik olamaz zaten arkadaşlar. Karagöz olamaz. Hacivat ve karagöz yok çünkü. Kukla oyunu da değil. Cevabımız denizli şıkkı. Anadolu'da modern tiyatro öncesinde geleneksel Türk tiyatrosu egemendir. Meddah, Karagöz, Parodi, Köy Seyirlik koyunları, Orta Oyunu gibi türlerin olan gelen, türleri olan geleneksel Türk tiyatrosu Tanzimat sonrasında varlığını devam ettirse de etkisi hiçbir zaman eskisi gibi olmamıştır. Numaralanmış terimlerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosunun türlerinden biri değildir? Meddah evet, Karagöz, Köy Seyirlik koyunları, Orta Oyunu kesinlikle bunlardan biri arkadaşlar. Bunları böylelikle eledik ama Parodi modern Türk tiyatrosunda bir oyundur. Dolayısıyla parodi arkadaşlar ciddi sayılan bir eserin bazı bölümlerini ya da tamamını daha komik hale getirmektir. Cevabımız C şıkkı. Geleneksel Türk tiyatrosu ile modern Türk tiyatrosunun karşılaştırıldığı aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Geleneksel Türk tiyatrosu hazırlıksız oynanır. Doğru. Modern Türk tiyatrosunda prova çalışması yapılır. Geleneksel Türk tiyatrosu şive taklitleri önemli yer tutar. Modern Türk tiyatrosunda dil işlenen konuya göre şekillenir. Bu da doğru arkadaşlar. Dekor ve sahne zayıftır geleneksel Türk tiyatrosunda ama modern Türk tiyatrosunda dekor vardır ve güçlü bir unsur. Bu da doğru. Kişiler karakter özelliği taşır. Kişilerde tipleşme söz konusudur. Tam tersi olacak arkadaşlar. Geleneksel Türk tiyatrosunda tipleşme var ve bir toplumu temsil eden tiplerdir. Cimrilik, zenginlik gibi ama modern Türk tiyatrosunda kişiler kendine has bir karakter taşır. Dolayısıyla cevabımız Denizle. Yazılı bir metin yok geleneksel Türk tiyatrosunda ama modern Türk tiyatrosunda yazılı metin var. Bu da doğru. Dediğim gibi cevabımız Denizli şıkkı. Bu parça aşağıdaki türlerden hangisini örneklemektedir? İstanbul'un taşı toprağı altın. Ben bu hikayeyi 1900-1905 tarihlerinde işittiğim, dinlediğim gibi söylüyorum. Vaki olan kusurumuzu başlayınız. Hayali Küçük Ali. Hak dostum, hak. Laleli Minaresi, Kadatrok sepetini mezata verip Abdi Karınca huzurunu tevellüden zerzevatçı küfeleri aklıma getirir. Aklıma hikmet getirir. Nörel şifayı bende zincir olmuşlardır dayı. Hatta geçen ayın çarşambasından bu ayın perşembesine 7,5 metre kısa gelmiş. Bilmem ki bana ne kadar kayısı pestili idare eder. Evet bunu herhalde gemi iskelesindeki manavlardan sormak gerek. Biz gelelim hikayemize. Kastamonu civarında Mehmet ağa adında bir zat İsim isme, cisim cisme, semt semte benzer. Geçmiş zaman söylerim yalan gerçek, vakit geçer demişler. Mehmet Han'ın memleketinde hali vakti iyi, yerinde oldukça tarlası var, ekiyor, biçiyor. Efradı ailesinden hoş geçiniyor. Bir iki de var, hayvancılıkları da var. Duymuş ki İstanbul'un taşı toprağı altındır diye ve hiç de İstanbul'a geldiği gitti yer değil. Demiş bir varayım şu İstanbul'dan biraz taş toprak getireyim memleketime. Arkadaşlar hak dostum hak diye başladı değil mi? Pişekar kavuklu falan yok. O yüzden orta oyunu değil. Karagöz hacivat yok. O yüzden kara, karagöz oyunu da değil. Doğaçlama ama ya yani doğaçlama yapılan bir şey. Özelliği doğaçlamadır. Doğaçlama bir, bir oyun e, tarzı değil. Dolayısıyla onu da eledik. Şimdi baktığımızda köy seyirli oyunu da değil. Daha çok e, gençlerin bir araya gelip de oynadığı oyun ama tek kişi bize bir hikaye anlatmış değil mi? O zaman bu nedir? Kesinlikle medda oyunudur. Cevabımız Bursa Şıkkı. Bu parçada numaralanmış ifadelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır. Batılı anlamda tiyatro Türk edebiyatına Tanzimatla birlikte Avrupa'dan gelmiştir. Doğru. Tanzimat sanatçıları Batı'dan çeviriler yapmışlardır. Bu dönemde İbrahim Şinasi ilk Türkçe oyun olan Şair Evlenmesi'ni yazmıştır. Doğru. Ahmet Mithat Fransız yazar Molière'dan tiyatro uyarlamaları yapmış. Milli Edebiyat ve Cumhuriyet döneminde tiyatro farklı anlayışlarla gelişmesini sürdürmüştür. Molière'dan çeviri yapan arkadaşlar Ahmet vefik Paşa'dır. Dolayısıyla Ahmet Mithat Efendi değil. Burada bir bilgi yanlışı var şöyle dörtte. Bu yüzden cevabımız Denizli olur. Bir tiyatro metninden alınan bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Dramatik örgüye sahip diyalog ve gösterme anlatım tekniklerine başvurulmuş kişiler arasında kuşak çatışmasını ortaya koyan çatışma vardır. Bazı ayrıntılar ayrıç içinde verilmiş. Karakter tahlilleri çatışmaların çözümüne yardımcı olarak kullanılmıştır. Evet, sol kapıdan elinden bir kitapla girerek oya oya için söylüyor bunu. Bonjour demiş arkadaşlar. Şimdi diyalog ve gösterme. Diyalog var sanırım. Hacı Bey, kızım sana 500 kere tembih ettim. Sabah şerifler hayrolsun olsun demesini öğren artık. Burası Müslüman evi. Sen Sultan Ahmet. Pencereden başını uzatırsan bir tarafından Ayasofya'yı, öbür tarafından Sultan Ahmet Camii'ni görürsün. Bıktım bu senin züppeliğinden artık. Oya. Dilim alışmış baba. Hacı Bey. Dilim alışmış baba. Dilin niçin? Sabah şeriflerin hayır olsun alışmamış da bonjura alışmış kızım. Babandan da mı duydun yoksa dedenden mi duydun? Bize Hacı Beyler diyorlar. Anladın mı? Hacı Beyler. Sen Hacı Beylerin kızısın. O ya ya sorma baba. O bir felaket. Hacı Bey bak yediğin nane felaket mi? Bir daha söyle bakayım. Şimdi dramatik örgü var arkadaşlar. Diyalog ve gösterme. Gösterme de var değil mi? Öbür tarafında Sultan Ahmet Cami başını uzatırsan Ayasofya diyor. Tabii ki bu da doğru. Kişiler arasındaki kuşakça baba kız tabii ki evet fikirleri ve konuşma tarzları farklı dolayısıyla Kişiler arasındaki kuşak çatışmasını ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Bazı ayrıntılar ayraç içinde aktarılmış. Evet gördüğünüz gibi mesela sol kapıdan elinde bir kitapla girerek diyor doğru. Karakter tahlilleri çatışmaların çözümüne yardımcı olarak kullanılmış değil. Cevabımız Edirne şıkkı. Orta oyunu kişileriyle ilgili olarak yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen tiple uyuşmamaktadır diyor. Bakıyoruz arkadaşlar hemen. Şimdi demiş ki dolaysız konuşmayı seven açık sözlü bir halk adamı olma özelliği davranışlarına patavatsızlık ve kuralları dikkate almama biçiminde yansır. Pişekar değil arkadaşlar bu kimdir? Kavukludur. Pişekar biraz daha yara aydın bir tiptir. Tahsil görmüş bir tiptir. Cevabımız bu yüzden Adana şıkkı bilgili kültürlü ve görgülü geçinir ama sahip olduğu varlığı bile işletmekten aciz belli bir işi olmayan züppe tiplerden Çelebi. Pineklemekle ömrünü geçiren konuşmaların en can alıcı noktasında uyuklamaya başlayan, boşta gezen bir tip tiryaki doğru. Çirkinlik ve olan dışlıkla gerçek olanı buluşturan uydurma bir kişi, geveze, yaygaracı bir tuhaf tiplemedir, bebe ruhi. Her yaşta, her mizajda, her sosyal konumda ortaya çıkabilir. Bazen kalabalık gruplarla, bazen bir iki kişiyle temsil edilirler zenne. Bu da doğru arkadaşlar. Dediğim gibi cevabımız Adana şıkkı.